Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Hasan Yığın. Bu videomuzda sizlere ikinci derece denklemler konusundan 27. Föyün ödev testlerini çözeceğim arkadaşlar. Evet, çözüme başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, ikinci derece denklemin kökler toplamı ile kökler çarpımını biz biliyorsak denklemi nasıl yazıyorduk? Hatırlayacak olursak şu şekilde bir hatırlayalım. x1 artı x2 diye yazıyorduk kökler toplamını. Kökler çarpımında x1 çarpı x2 diye yazıyorduk. Ya da direkt kökü biliyorsanız arkadaşlar, şu şekilde direkt kökler belirliyse şu şekilde de yazabilirsiniz. Mesela ikinci dereceden bir polinom gibi düşünün. Polinomun sıfırlarından biri kaçtır? 2'dir. Biri de 3 ise, sıfırlarından biri 2 ise x eksi 2 polinomun bir çarpanıydı arkadaşlar. Aynı şekilde x eksi 3 de polinomun çarpanıdır. 2 çarpanı şekilde yazdığınız zaman denklemi de yazmış olursunuz arkadaşlar. Buna uygun olan cevap deniz. Denklemin aşağıdakilerden hangisi diyor arkadaşlar? Kökleri olan ikinci denklem aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar, kökler toplamı x kare, kökler toplamı eksi 8, eksi 8 x, kökler çarpımı da 15 arkadaşlar, eşittir 0. X kare artı 8x artı 15 eşittir 0 olarak denklemi buluruz arkadaşlar. Cevabımız Adana şık olacak. Evet, köklerden biri olan gerçek katsayı ikinci derece denklemin diğer kökü. Hatırlayalım arkadaşlar, kökler birbirinin eşleniğiydi. İkinci kökü de 3 artı 2 olarak yazarız arkadaşlar. 3 artı 2 cevabımız budur arkadaşlar. Denklemin kökleri x1 bölü x2'dir. Buna göre kökleri olan ikinci derece denklem baştakiler hangisidir diyor. Arkadaşlar, kökleri bu olan denklem, bakın arkadaşlar, kökler toplamından da gidersiniz, kökler çarpımından da gideriz arkadaşlar. x1 artı 1 ile x2 artı 1'i ne yapalım? Çarpalım. Arkadaşlar, kökler çarpımı diyoruz. Pardon, önce kökler çarpımından başlayalım. x1 ile x2'yi çarptık. Sonra x1 ile 1'i çarptık. x1. X1 ile arkadaşlar x1 ile 1'i çarptım, x1 oldu. Sonra 1 ile x2'yi çarptım, x2 oldu. Sonra 1 ile 1'i çarptık, 1 oldu. Kökler çarpımı c bölü a. Arkadaşlar, denklemin kökleri x1 ve x2'di. Kökleri bu köklerin üstüne birer koyup yeni kökler elde yeni denklemin yazacağımız yeni denklemin köklerini bu şekilde oluşturmuşuz. Bu bilgilerden dolayı da biz istediğimiz değerleri bulmaya çalışacağız. x1 x2'nin çarpımı kaç arkadaşlar? 3'tür. Kökler toplamı eksi b bölü a 4'tür. O da kaçtır? 8 oldu. Kökler çarpımı 8'miş arkadaşlar. Kökler toplamını bulalım. 2 artı x1. x1 x2'nin toplamı eksi b bölü a 4'tür. Kökler burada da 2 geldi arkadaşlar. 2, o da 6 geldi. Kökler toplamı 6, kökler çarpımı 8. X kare kökler toplamının 6 dedik. Eksi 6x artı 8 olarak da bu denklemi yazarız arkadaşlar. X kare eksi 6x artı 8. Şimdi arkadaşlar, burada bu birinci yol. Bir pratik yolu öğreteyim arkadaşlar. Eğer köklerden sadece bir tanesi, bakın, yeni yazılacak denklemin köklerinden bir tanesi, köklerden bir tanesini alıyorsa, bakın, sadece x1 var burada. Aynı zamanda x1 ile x2 çarpım durumunda falan olmayacak yani, bakın. Sadece x1 var burada. O zaman x1 artı 1'e x diyelim arkadaşlar. x1 eşittir x eksi 1 olur. Bu denklemde x gördüğümüz üzere x eksi 1'i yazalım. X eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı x eksi 1 artı 3 eşittir 0 yazalım. Buradan açılımı yapalım. X kare eksi 2x artı 1 eksi 4x artı 4 artı 3 eşittir 0 diye bunu yazdık. X kare eksi 6x artı 8. Bu da ikinci yol arkadaşlar. Hangi yolu tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu pratik yol oluyor. Biraz daha pratik yol oluyor arkadaşlar. Evet. İki yolu da öğrenmekte fayda var. Bu yol her soruda çıkmayabiliyor arkadaşlar. Yani x1 x2'nin çarpım durumunda olduğu, bölüm durumunda olduğu köklerde sıkıntı yaşarsınız. Onun yerine o zaman bunu kullanacaksınız arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada ne yapmış? 3x1, bakın, yeni denklemin köklerini 3x1 olarak almış. Kökler toplamı nedir arkadaşlar? 3x1 artı 3x2.
3 parantezinde kökler toplamı eksi b bölü a. Bakın şuradan x1 artı x2 nerede gelecek? Eksi b bölü a 2 geldi arkadaşlar. Kökler toplamı 6. Kökler çarpımı 3x1 çarpımı 3x2. 9 çarpı x1 x2'nin çarpımı 5. O da 45 geldi. X kare eksi 6x artı 45 eşittir 0 olarak bunu da buluruz arkadaşlar. İstenilen denklemde x kare eksi 6x artı 45'miş. Bir kökü olan rasyonel katsayılı ikinci derece denklem diğer kökü kaçtır arkadaşlar? Eşleniğidir. 2 artı kök 3'tür. Kökler toplamı. Buna x1 diyebilirsiniz. Buna x2 diyebilirsiniz. x1 x2 ne oldu arkadaşlar? Kökler toplamı 4 oldu. Kökler çarpımı arkadaşlar ne oldu burada? Denklemin kökler çarpımı da arkadaşlar kaç gelecek burada? Çarpalım. Eşleniği 2 ifadeye çarpıyoruz. 4 eksi 3 1 gelir arkadaşlar. X kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 diye bir denklem bu arkadaşlar burada. O da cevap Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. Evet kökleri olan ikinci derece denklem baştakinden hangisi diyor? Kökler toplamı arkadaşlar. Kökler x1 x2'yi toplayalım. x1 x2'nin toplamı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Bunu 2 ile genişlettik. 1 bölü 4 oldu. x1 çarpı x2 ne oldu? Eksi 1 bölü 8 oldu arkadaşlar. Evet, x kare eksi 1 bölü 4x eksi 1 bölü 8 eşittir 0 diye yazdık. Bunu arkadaşlar 8 ile çarpıyoruz. 8 ile çarpalım. 8x kare 8 ile buraya çarptığımızda eksi 2x 8 ile çarptığımızda da eksi 1 olur arkadaşlar. 8x kare eksi 2x eksi 1 diye bir denklem bulduk arkadaşlar. Bakın şurada hata yapmayın. 8 ile çarpıyorsunuz. 8 ile çarpıyorsunuz. 8x kare. 8'e çarptığınızda 8'de 1'i çarp 8. 4'e böl 2. 8'e eksi 1 bölü 8 çarptığınızda eksi 1 yapar arkadaşlar. Bakın burada bu pratikten çarptım ben ama nasıl uzun yol yani şeyini de göstereyim size. Teker teker bunları çarpacaksınız. Evet. Kökler toplamı eksi 1 bölü. Kökler çarpımı olan ikinci derece denklem. Kökler toplamı arkadaşlar x kare kökler toplamı eksi 1 bölü 2 eksi formülden geldi. Eksi 1 bölü 2 yazalım arkadaşlar. Kökler çarpımında eksi 3 bölü 2 olsun. Vermiş zaten burada. Bu ifadeyi arkadaşlar bakın bunun hepsini 2 ile çarpabilirsiniz. Çünkü bu denklemin her eşit bu denklemi şu eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarpın. 2 x kare 2 ile çarpın. Bu eksi ile eksi birbirini götürdü. 1 bölü 2 x oldu. 2 ile çarptınız mı x olur arkadaşlar. 2 ile çarptığınız zaman eksi 3 olur. Burası da 0. 2 x kare artı x eksi 3 olur. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. İkinci derece denklemin kökleri x1 bölü 2'dir. Buradan arkadaşlar ne yaparız şimdi? Bu önemli bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Kökler toplamı x1 artı x2'ye a diyelim. x1 çarpı x2'ye de b diyelim arkadaşlar. Bakın buradan ne geldi şimdi? Kök 2 çarpı a. Eksi 3b eşittir. Eksi 8 eşitliğini bulduk. Şimdi burayı çarpalım. 1 ile 1'i çarptık. 1 artı x2 artı x1 artı x1 çarpı x2 eşittir 12 oldu. x1 x2'nin çarpımına ne dedik? B dedik. x1 x2'nin toplamı a artı b oldu. A artı b de 11 geldi. Yazalım bunun altına. A artı b'yi de 11 olarak bulduk. Aşağıdaki eşitliği arkadaşlar kaçla çarpalım? Yani şurayı da şimdi şu ifadeyi tekrar yazalım. 2a eksi 3b'nin değeri 8'miş. A artı b'nin değeri de 11'miş arkadaşlar. Aşağıyı kaçla çarpalım? 3 ile çarpalım. Burası 5a oldu arkadaşlar. B'ler gitti. 33. Bu da 25 yapar arkadaşlar. A'nın değeri 5 geldi. A 5 ise B de 6 geldi. Kökler A neydi arkadaşlar? Kökler toplamı. Kökler çarpımı da 6. O zaman x kare kökler toplamı A idi. Arkadaşlar bakın burada A verdik. A'yı 5 bulduk. Eksi 5x artı 6 eşittir 0 diye de denklemi bulmuş olduk. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Evet. Buna bakalım.
Evet, kökün biri kaçmış arkadaşlar? 3 eksi iyiymiş. Diğer kök de kaçtır arkadaşlar? 3 artı iyi olarak bulunur. Kökler toplamı 6'dır. Arkadaşlar x1 ile x2'yi toplarsak kaç geldi? 3, 6 geldi. x1 ile x2'yi çarpıyoruz arkadaşlar. Çarparken 3, 3'ü çarpıyoruz. 9. Arkadaşlar bu eksi bunları çarparken de artı ile eksiyi çarpın. Eksi dediniz. İ kare oldu. İ kare eksi 1 geldi. Eksi de çarptık. Artı 1. Burada 10 geldi. Kökler çarpımı da 10 geldi arkadaşlar. Yazalım o zaman denklemi. İ kare. O zaman buradan denklemin kökler toplamı. X kare eksi b kökler toplamı eksi 6. Eksi 6 x artı 10 eşittir 0 olarak denklemi buluruz arkadaşlar. Evet. Burada da arkadaşlar bunu ne yaparız? Kökleri bu olan denklemi istiyor. Kökler toplamı da diye yazabiliriz. 2 bölü 2 x 2 kökler toplamı. Bunu x 2 ile bunu x 1 ile çarpın arkadaşlar. 2 x 2 artı 2x1 bölü x1 çarpı x2 olur. Yazalım. Kök 2 parantezine kökler toplamı. Kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi burası 5 geldi arkadaşlar. Kökler çarpımı c bölü a 2 geldi. Dolayısıyla burası 5 geldi. Buna çarpalım arkadaşlar. 2x1 2 bölü x1 ile 2 bölü x2'yi çarptık. 4 bölü x1 çarpı x2 oldu. x1 x2'nin çarpımı kaçtır? 2'dir arkadaşlar. 2'dir. 4 bölü 2, 2 yapar arkadaşlar. O zaman bu denklemin kökler toplamı x kare eksi 5x artı 2 geldi arkadaşlar. Yine kendisi geldi arkadaşlar. Bakın. Yine kendisi geldi. Evet. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş arkadaşlar burada. Bakın denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri olan ikinci denklem olduğuna göre m kaçtır diyor. Evet arkadaşlar şimdi denklemin kökleri olan ikinci dereceden denklem buymuş. Şimdi arkadaşlar bu denklemin kökler toplamı buradan bulalım. Buradan bakın bu denklemin kökler toplamı x1 artı 3 ile 2 artı 3'ü toplarsak bu kökler bu denklemin köküydü. Bunların toplamı bunun kökler toplamını verir. Bu ifadenin kökler toplamı da eksi b bölü a 12'yi verir arkadaşlar. x1 artı x2 neydi arkadaşlar? x1 artı x2. Evet. Buradan şey veriyor arkadaşlar. Buradan verdi bunu. Kökler çarpımından evet bunu sağladı. Şimdi arkadaşlar buradan kökler çarpımına bakalım. Bu 12 buradan bir şey çıkartamadık değil mi? Çıkmadı. O zaman bununla bunu çarpalım. x1 artı 3 ile x2 artı 3'ü çarpalım. x1 çarpı x2 artı 3 x1 artı 3 x2 artı 9 olur. Teker teker bunları çarptığımız zaman x1 x2'nin çarpımı 4'tür. 3 parantezini aldığımızda x1 artı x2'nin toplamı eksi b bölü a 6 gelir. Artı kaç arkadaşlar burası? O da kaç? Artı 9 geldi. 18. 18. 9 da buradan 27. 4 daha 31 geldi. 31 arkadaşlar. Bu denklemin kökler toplamı neydi arkadaşlar burada? Pardon. Bu denklemin kökler çarpımını yaptık. 31 bulduk. 31 kime eşittir? Bu denklemin kökler çarpımı neydi arkadaşlar? Kökler çarpımı da c bölü a'dır. Bu da m'nin değerini verir. M'yi de 31 olarak bulmuş olduk. Evet arkadaşlar. Üçüncü testimizde köklerin yarısını kabul eden ikinci dereceden denklem aşağıdakinden hangisi? Denklemin köklerinin yarısını arkadaşlar. Bu denklemin kökleri x1'miş arkadaşlar. Bir tanesi de x2 olsun diyorum. Şimdi bu köklerin yarısını kabul ediyor. x1 bölü 2 yeni kök, yeni denklemin kök. Yani kökleri x1 bölü 2 ve x2 bölü 2 olan denklemi yazın diyor arkadaşlar. O zaman x1 bölü 2 ile x2 bölü 2'yi toplayalım. Kökler toplamını bulalım. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a 6 bölü 2 3 gelir. Denklemin kökler toplamı 3. Denklemin kökler çarpımını bulalım. 1 çarpı x2 bölü 4. Kökler çarpımı c bölü a
4 bölü 4. O da 1 gelir arkadaşlar. O zaman denklemimizi yazalım. X kare kökler toplamı 3'tü. Eksi koyduk. Eksi 3 eksi kökler çarpımında 1'di. İstenilen denklem budur arkadaşlar. X kare eksi 3 eksi artı 1 gelir. Gerçek katsayılı ikinci dereceden denklemin köklerinden biri 5 eksi y olduğuna göre a eksi b ifadesinin değeri kaçtır diyor. Köklerinden biri 5 eksi y ise diğer kökü de eşleniğidir arkadaşlar. 5 artı y'dir. Öyleyse kökler toplamı arkadaşlar, kökler toplamı z1 artı z2 diyelim. Denklemin kökler toplamı 10'muş. Bakın 5 eksi y ile 5 artı y'yi toplarsak 10 yapar. Şimdi kökler toplamından gidelim. Bu neydi kökler toplamı? Eksi b bölü a idi. Bunu eksiyle çarpalım. A artı 2. Z karenin katsayısı 1'dir. Oraya 1'e böldük. Eşittir 10 dedik. A'nın değerini 8 bulduk arkadaşlar. Z1 Z2'nin çarpımı 5 eksi i ile 5 artı i'yi çarpalım. 5 eksi i ile 5 artı i'yi çarparsak çarpmadan ne gelir? 5 ile 5 çarptı 25. Eksi ile artı i çarp eksi. I ile i çarp i kare. I kare eksi 1 geldi. Burası 26 oldu. 26 eşittir kökler çarpımı. C bölü A. B eksi 3 eşittir 26. B'nin değeri de 29 geldi. Arkadaşlar buradan ne istiyor? A eksi B'yi istiyor. 8'den 29 çıktı. O zaman A eksi B'yi bulalım. 8 eksi 29 da eksi 21 olarak bulunmuş olur. Cevap Adana. Denklemin köklerinin üçer fazlasına eşit olduğuna göre m'ye kaçtır diyor. Denkleminin kökleri bu denklemin köklerinin üçer fazlasına eşit. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun arkadaşlar. Oldu mu? Yani bu denklemin kökleri üçer fazlasına. O zaman bu denklemin kökleri x1 artı 3'tür ve x2 artı 3'tür. Şimdi x1 artı x2'yi bulalım buradan arkadaşlar. Kaçtır kökler toplamı? Eksi b bölü a m eksi 3 yapar. Şimdi bu denklemin kökler toplamını bulalım. x1 artı 3 artı x2 artı 3 bulalım arkadaşlar. Eksi b bölü a 4 yani. x1 artı x2 neydi? M eksi 3'tü. M eksi 3 artı 6 eşittir 3m. 3 eşittir. Pardon, burası 4m arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. 4m'den 1m çıktı. 3m. M'yi 1 olarak bulduk arkadaşlar. M'nin değeri de 1'dir arkadaşlar. Evet. Denklemin kökleri x1, 3, x2, 3. Denkleminin kökleri. Buna göre kökleri olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, şimdi bu denkleminin kökleri buymuş. Kökleri bu olan denklemin kökleri 1 eksi 3, x2 eksi 3. Evet, bu denklemin kökler toplamı kaçtır arkadaşlar? x1 eksi 3 artı x2 eksi 3. O da kaçtır? Kökler toplamı eksi b bölü a 3'tür. Buradan x1, x2'nin toplamını bulacağız arkadaşlar. Bakın 3'lere gitti. x1 artı x2 kaç geldi arkadaşlar? 9 geldi. x1, x2'nin toplamı 9 geldi. Bir de kökler çarpımını bulalım arkadaşlar. Kökler çarpımı x1 çarp x1 eksi 3 x2 eksi 3'ü bulalım. Çarpalım bunları. x1 çarpı x2 eksi 3 x1 eksi 3 x2 artı 9 oldu. X1 x2'nin çarpımını bulmaya çalışacağız. Yani x1 x2'nin çarpımı neydi? Arkadaşlar buradan ne geldi? X1 artı x2 9 geldi. Evet. Buradan x1 denklemin kökleri kökler toplamı buydu. Kökler çarpımı kaçtır arkadaşlar bu ifade? Bunlar bu denklemin kökleri. Şu denklemin kökleri buymuş arkadaşlar. O zaman bunu çarptığımız zaman bunların çarpımı da kaçtır arkadaşlar? C bölü A eksi 1 yapar. Şimdi buradan da x1 x2'nin toplamı kaçtı? 9'du.
x1 çarpı x2 9 kere 3 eksi 27 yaptı artı 9. Burası eksi 18 oldu. Eksi 18. Buraya attık. Artı 18 geldi. 17 de burası oldu arkadaşlar. x1 çarpı x2 de 17 oldu. Şimdi bunları bulduk. x1 çarpı x2'nin değerini bulduk. x1 artı x2'nin değerini 9 bulduk. Şimdi kökleri buradan başlayacağız. Kökler toplamı x1 artı 3 artı x2 artı 3. Kaç yaptı? x1 x2'nin toplamı 9, 12, 15 geldi arkadaşlar. Toplam 15 oldu. Bu toplam oldu. Şimdi bunu x1 artı 3 ile x2 artı 3'ü çarpalım. Kaç olur bu da? x1 çarpı x2, 3x1, 3x2. O da 9 gelir çarpımlarından. x1 x2'nin çarpımı 17. x1 ile x2'nin toplamı kaçtı arkadaşlar? 9'du. 27 buradan geldi. Artı 9 da buradan geldi. 27, 9 da 36. 46, 53 mi yaptı arkadaşlar? 30, 44, 9 da 53 geldi. Çarpımlar da 53 oldu. Evet arkadaşlar, denklemin kökler toplamı 15 çarpımı 13, 53 geldi. O zaman x kare eksi 15x artı 53 eşittir 0 diye bu denklemi bulmuş olduk. Arkadaşlar bakın, burada x1 ve x2 bu denklemin köküdür demiyor bize. x1 eksi 3 bu denklemin kökü. x2 eksi 3 bu denklemin kökü. Dolayısıyla bunların toplamı x1 eksi 3 ile x2 eksi 3'ün toplamı bu denklemin kökü. Yani eksi b bölü a'sına eşittir. 3'üne eşittir yani. Bununla bunun çarpımında kökler çarpımına eşittir. O da kaçtır? C bölü a'dır. Eksi 1'dir. Buradan yaparak bu x1'in toplamını bulduk. x1 x2'nin çarpımını bulduk. Ondan sonra bu değerleri, yeni denklemin kökleri buymuş. Kökler toplamını bulduk. Kökler çarpımını bulduk ve denklemi yazdık. İnce bir soru arkadaşlar. Kolay bir soru değil. Yani bunu kavradınız mı, sizin için çok iyi olacaktır. Yani güzel bir soru. Evet. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre olan ikinci denklem baştaki hangisidir? Akça burada kökler toplamını bulalım. x1 eksi 1 bölü x2 artı x2 eksi 1 bölü x1'i bulalım. x1 x2'nin toplamı kaç? Eksi b bölü a 6 yaptı. Eksi 1 bölü x2 eksi 1 bölü x1. Bunu x2 ile çarpın. x1 eksi x2. Arkadaşlar şuraya eksi koyarım başına. x1 çarpı x2 olsun. Bura kaç oldu? Şuraya devam ettirmeyelim. Arkadaşlar x1 x2'nin farkı ne yapıyoruz? Eksi parantezine aldığımızda kökler toplamının eksiyle çarpılmışı. Eksi b bölü a 6 yapar. Eksiyle çarptık. Eksi 6 oldu. Kökler çarpımı c bölü a. C bölü a 2 yaptı. Eksi 6 2'ye bölü eksi 3. 6 ile topla 3 oldu. Evet arkadaşlar, burası 3 geldi. Şimdi bunu bakalım arkadaşlar. Bir de bunları çarpacağız. x1 eksi 1 bölü x2 ile, bakın burası x1 arkadaşlar. Şuraya gün yazalım. Ne oldu? Eksi 1 bölü x1'i çarpalım. x1 x2'yi çarptık. Sonra x1 ile bunu çarptık. Eksi 1. Sonra bunu çarpalım. Eksi 1 oldu. Bununla bunu çarptık. 1 bölü x1 çarpı x2 oldu. x1 x2'nin çarpımı kökler çarpımı c bölü a 2 eksi 1 eksi 1 artı 1 bölü x1 çarpı x2 kökler çarpımı c bölü a 2 yapar. Burası 2 oldu arkadaşlar. Pardon, 1 bölü 2 oldu. Denklemi yazalım arkadaşlar. X kare eksi 3x artı 1 bölü 2. 2 ile çarpalım arkadaşlar. Çünkü burada 2 var. 2 ile genişlettiğimiz zaman eksi 6x artı 1 oldu. Cevap arkadaşlar Bursa. 2x kare eksi 6x artı 1 olur. Evet arkadaşlar, denklemden birer kökü ortak olduğuna göre, dediğine göre m kaçtır diyor. Arkadaşlar ortak kök x olsun. Ortak kök x olsun diyoruz.
X'i buraya yazdığımız zaman x kare artı mx artı 5. X ortak kökü yazdık. O zaman buradan da x kareleri götürelim. Ne yapalım arkadaşlar? Yukarıdaki aşağıdakini x ile çarpalım. X kareler birbirini götürdü. Mx artı 5 aşağıya x ile çarptım. Eksi mx eksi 2x eksi 3 eşittir 0 oldu arkadaşlar. Buradan mx'ler birbirini götürdü. 5 eksi 3 2 yaptı. Eksi 2x eşittir 0. X'in değeri 1'dir. X 1 ise denklemi sağlar arkadaşlar. X'e 1 verelim. 1 artı m artı 5 eşittir 0. M'nin değeri buradan da eksi 6 gelir. Evet arkadaşlar. Bu föyümüzün de ödev testlerini çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.